Kanser hastalığında yaş faktörü var mıdır? Yani çocuklarda, gençlerde, biraz daha orta yaşlarda ya da yaşlılarda böyle bir yaş faktörü var mıdır? Ve bununla birlikte de kadın erkek ayrımı da yapılabilir mi kanser hastalıklarında? Kanserde risk faktörleri sorulduğunda ben genellikle bu iki risk faktörünü öncelikle sayarım. Çünkü kanserde yaş da çok önemli risk faktörüdür, cinsiyet de çok önemli risk faktörüdür. Özellikle yaşla birlikte vücutta normalde sürekli anormal hücre oluyor, anormal yapı oluyor, vücut onu tamir ediyor ama yaşla birlikte onu tamir etme kapasitesi de azaldığı için giderek normal hücrenin anormale dönüşme ihtimali artmakta. Bu nedenle de ne kadar hata birikirse anormal hücre ve kansere dönüşme olasılığı artmakta. Birçok kanser 50 yaş üstünde olmakta. Yani genel olarak tüm popülasyona baktığımızda, tüm nüfusa baktığımızda kanserlerin en sık görüldüğü yaşlar 50 yaş üzeridir. Onun için yaş demek ki çok önemli risk faktörü. Diğer taraftan yaş gruplarına baktığımızda özellikle genetik hata birikerek ileri yaşta olan bir takım kanserler var. Bazıları çok daha erken yaşta doğduktan 2 ay sonra, 6 ay sonra, 3 ay, 1 yıl sonra tespit edilebilen doğuştan genetikle ilişkili kanserler var. Orta yaş grubunda daha fazla görülen yine kanserler var. Ama toplu olarak baktığımızda örneğin kanserlerin %20'si 40 yaş altındaysa daha fazlası %80'den fazlası 40 yaş üstünde görülmekte. Ve özellikle de kadın erkek bizim için bir risk faktörü mü diye baktığımızda örnek meme dokusu meme kanseri olmak için çok önemli bir risk faktörüdür. Erkeklerde de meme dokusu rudimenter yani ilkel yani büyüyememiş olduğu için erkekte meme kanseri olma olasılığı çok düşüktür. Örnek erkekte meme kanseri Amerika'da yılda 2000 erkeğe meme kanseri tanısı konulurken kadınlar 250 bin kadına tanık olmakta. Bu %1'in de üzerinde olmakta neredeyse. Prostat kanseri örnek. Kadında prostat diye bir doku olmadığı için prostat kanseri olma olasılığı yok. Ama erkek olmak birinci risk faktörü. Erkek ve yaşlı olmak çok büyük risk faktörü. 90 yaşına gelmiş aslında prostat kanseri almadan ölmüş tüm hastalara nekropsi dediğimiz öldükten sonra biyopsi yapıldığında hemen hemen %90'ında prostat kanseri prostat dokusunda tespit edilebiliyor. Overt dediğimiz yani görünür hale gelmemiş olabiliyor pek çoğunda ama aslında yaş ve prostat dokusunun olması otomatik olarak riski çok artırmakta. Onun dışında yine özellikle mesela Türk toplumunda ya da ülkemizde akciğer kanseri erkeklerde kadınlara göre çok daha fazla olmakta. Burada da sosyal özellikler aslında. Yani bilimsel yazı yazdığımızda mesela diyor ki işte 300 tane akciğer kanserli hastadı. Hastanın niye 250'si ya da 270 erkek hasta da 30'luk kadın hasta? Çünkü akciğer kanserini en çok risk faktörü oluşturan sigara erkeklerde daha fazla kullanıldığı için adeta cinsiyet ayrımı yapıyor gibi oluyor. Halbuki aynı yoğunlukta içildiğinde yani iki toplumsal olarak iki cinste aynı yoğunlukta sigara içtiğinde aslında belki seçilmeyecek ama dört dörtlük artık bildiğimiz bilimsel olarak bildiğimiz işte meme kanseri gibi prostat kanseri gibi cinsiyet ayırt eden kanserler var. Mesela rahim kanseri erkekte rahim dediğimiz uterus dediğimiz doku olmadığı için erkekte bir rahim kanseri riski olmuyor. Onun gibi yine işte rahim ağzı kanseri kadınlarda olur ama örnek yumurtalık kanseri kadında olur. Onun benzeri doku olan testis kanseri erkekte daha çok olur. Onun için de hem cinsiyet etkili hem de yaş çok etkili faktörlerdir kanser oluşumunda.